Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ben konuşmama başlamadan önce dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Saadet Partisi camiasına, Kocaeli halkına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Sayın milletvekilleri, benim bütçedeki konuşmam Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi üzerine. Fakat buna geçmeden önce seçim bölgem Kars'tan bir mesaj iletmek istiyorum sayın bakanlara ve onların delaletiyle kabinemize. Değerli milletvekilleri, Kars'ın turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Önemli bir turizm kenti haline gelmeye başlıyoruz. Sarıkamış'taki turizm tesisleri de bizim için çok önemli bu konuda. Ben de her fırsatta Sarıkamış'ın sorunlarını dile getirmeye çalışıyorum, gayret ediyorum. Dün açıklanan bir fiyatı şimdi sayın bakanların dikkatine sunacağım, genel kurulumuzun dikkatine sunacağım. Sarıkamış'ta telesiyeş fiyatları açıklandı. Bir kişinin bir günlük telesiyeş kullanma ücreti günlük 650 lira. Sayın Bakan, Allah'a reva mıdır? Sarıkamış'ın çocukları nasıl bu fiyatlarla günlük kayak yapabilir? Sarıkamış şampiyon sporcular yetiştirmiş bir ilimiz. Hesap ediyorum. 4 kişilik bir aile sömestr tatilinde Sarıkamış'a gitse 15 gün boyunca sadece telesiyece 40 bin lira vermek zorunda kalacak. Siz turizmi baltalıyorsunuz. Bu fiyatlarla Sarıkamış'ın turizmini baltalıyorsunuz. Acilen Sarıkamış'ta AŞ'ye bir müdahale talep ediyorum Sayın Bakanım. Bir diğer Kars'tan şeker fabrikası işçilerinden taşeron işçilerimiz size selam gönderiyorlar ve bir an önce kadroya alınmayı talep ediyorlar. Seçim öncesi söz vermiştiniz sayın bakanlar, lütfen bu sözünüzü de şeker fabrikası işçilerinize karşı tutmanızı talep ediyorum. Geçmiş yıllarda şeker fabrikamızı özelleştirmeye çalışmıştınız. Yine bu yönde bir çabanın olduğu duyumlarını alıyoruz. Bu fabrika bizim için çok önemli, Kars için çok önemli. İstihdama çok önemli katkısı var, tarıma çok önemli katkısı var. Zinhar Kars şeker fabrikasını özelleştirmeye kalkmayın. Şehir olarak biz buna çok güçlü bir direnç gösteririz. Bunu da şimdiden burada ilan ediyorum. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz Kalkınma Bakanlığı'nın kaldırılmasıyla bakanlığa bağlı bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na devredilmişti. Bu çerçevede aslında biraz da bu ajanslar belirsizliğe mahkum oldu. Ajanslar bölgelerinde kritik projelere yeterince izleyemiyorlar. Geçmiş yılların kapsamlı Sayıştay raporlarında da işaret edildiği gibi bölgesel planlama konusunda yerel yönetimlere stratejik ve teknik destek verme konusunda hala yetersizlikler yaşanmaktadır. Ajanslar ve birlikler belediye, firma ve kooperatiflerin başvurularını değerlendirmede sıralama ve eleme kriterleri açısından gerekli şeffaflık mekanizmalarına sahip değildir. Daha da önemlisi 2006'dan sonraki dönem için maalesef dağıtılan kaynakların sonuçlandıran projelerin etki analizi de yapılmamaktadır. Değerli milletvekilleri, yatırım destek ofislerinin de aynı şekilde daha fazla tanıtıma ve işlerliğe kavuşturulmasına gereksinim vardır. Yerel ve bölgesel kalkındırmayı hızlandırmak, bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla daha özerk bir yönetim modeliyle kurulan kalkınma ajansları, bakanların bürokratik ve siyasi etkisine gömülmüş ve sadece gündelik talepler için mesai yapan verimsiz bir yapıya dönüşmüştür. Mevcut bütçe ve gelirlerle kalkınma ajanslarının etkin bir şekilde çalışması ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunması pek mümkün görünmemektedir. Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi kalkınma ajanslarında uzman kaçışı özellikle son yıllarda ciddi bir şekilde artmıştır. Burada çalışan mühendislerimizin ücretleri emsallerine göre son derece düşük kalmıştır. Ajanslarda çalışan mühendislerimiz de ücret artışı beklemektedir Sayın Bakan. Ayrıca kalkınma ajanslarının yenilenme ihtiyacı bariz şekilde ortadayken bununla alakalı herhangi bir adım atılmadığı, ajansların bölgesinde kritik projeleri izlemediği, kalkınma ajanslarıyla belediyeler arasında köprülerin koptuğu, yapılan planların yalnızca kağıt üzerinde kaldığı da görünmektedir. Yapılan yatırımları da büyük oranda partizanca uygulamalar gözlemlenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin bu beklentileri karşılayabilmesi için yeni bir kamu yatırımcılığı modeline, yeni bir stratejik planlamaya, yeni bir ulusal kalkınmacılığa, yeni bir...
Buyurun, buyurun devam edin. Yeni bir kooperatifçiliğe, yeni bir kamu özel işbirliği modeline ve her şeyden önemlisi yeni bir demokratik yurttaş katılım pratiğine ihtiyaç vardır. Biz Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesinde yılı içerisinde harcanmayan proje ödeneklerinin uygulacı kuruluşların açtığı banka hesaplarına blokeli olarak aktarılması ve bu kaynakların takip eden yıllarda muhasebe sistemi dışında yönetilmesini ve yönetilmesini de bütçe prensiplerine aykırı görüyor. Arz ettiğim nedenlerle bütçeye de veto vereceğimizi arz ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.